Hiç güzel bulmuyorum. Eğitim öğretim yılı sadece öğretim yılına döndü ve gerçekten derslerden hiçbir şey anlamıyoruz. Ben olmasın diyorum. Okula gidecek ve öğrenecek çocuk. Torun bir şey bildiği yok. Yüz yüze olsaydı yani çok zor olurdu. Hocalar da çok şey kazık soruyor. Yani başkalarından yardım alarak sınavlarımı hallediyorum. Kolaylıkla mezun olabilirim o yüzden. Ya bence mantıklı. Yok ya. Yok annem yok. Mantıklı da bilgi yok ama. Ya ben çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Okuldaki kadar verim alamıyorum. Okullar bugün ara tatile girdi. Çocuklar karnelerini aldı. Evet. Uzaktan eğitimi nasıl buluyorsunuz? Ya çok yanlış bir şey. Hiçbir şey görmüyorlar. Zaten canlı zor anlıyorlar ki bir uzaktan eğitim. Bence yanlış. Bana göre ya. Uzaktan eğitim çok iyi bir şey. Ben üniversite öğrencisiyim. Alttan derslerim kaldı. Yüz yüze olsaydı yani çok zor olurdu. Hocalar da çok şey kazık soruyor. Yani başkalarından yardım alarak sınavlarımı hallediyorum. Kolaylıkla mezun olabilirim o yüzden. Ya bence mantıklı. Yok ya. Yok annem yok. Mantıklı da bilgi yok ama. Ama şey. Kopya çekiyorlar. Yatmıyor kapıyı. Üniversiteler olarak şöyle bir şey var. Okul olarak yani. Üniversite değil de yani ben üniversiteye yönelik konuştum. Okul olarak yanlış yani. Çünkü yani yüz yüze başka. Yani evde görmesi başka yani. Uzaktan eğitimi ben kendi adıma berbat buluyorum. Yanısıyla bir üniversite öğrencisiyim. Ama hiçbir faydasını göremiyorum ciddi manada. Hem sınavlar olsun hem eğitimler olsun. Çünkü sınıf ortamında siz de bilirsiniz ki birebir eğitim çok daha farklı, uzaktan eğitim çok daha farklı. Ve uzun süre bilgisayar, tablet, telefon başında kalmaktan öğrencilerin beyin uyuşu kendimle dahil edebilirim. Ve böyle bir sistemden bizim, nasıl diyeyim, başarılı olmamız bekleniyor. Daha da kısa cevapla böyle diyelim. Hem veliler açısından, hem öğretmenler açısından, hem de öğrenciler açısından başarılı olmamız bekleniyor. Ama bu sistem devam ederse başarılı olacağımızı zannetmiyorum. Ki kendi adıma ve öğrenci adına yine konuşacak olursam, aramızda bir tek düz okul olarak değil, meslek bazında eğitim alanlarımız da var. Peki onların bu eğitim açığı nasıl giderilecek? Sormamız gereken sorulardan biri de bu. Uzaktan eğitimi hiç iyi bulmuyorum. Verimli olduğunu da düşünmüyorum. Hani sınıfta 30 kişi varsa eminim ki en fazla 10 kişi anlıyordur. Anladıklarını düşünmüyorum. Bu bir zorunluluktan kaynaklanan bir şey. Yani şimdi biz tabii ki yüz yüze eğitim olmasını ben kendi açımdan tercih ederim ama zorunluluktan kaynaklanan bir şey. Şimdi yorum yapmak ne kadar doğru olur ya. Yine de hayırlısı diyelim, ne diyeyim. Teşekkürler. Oğlum eğitimci, eğitimci ailede, çocuklarım eğitimci ama yapacak bir şey yok. Ben üniversite öğrencisiyim. Uzaktan eğitim şu an bence üniversite öğrencilerine özellikle çok faydalı bana göre çünkü. Hem öğrenciler çalışma zamanı bulabiliyorlar ve çocuklar içinse bu durum biraz sakıncalı. Benim de birinci sınıfa giden kız kardeşim var. Ve birinci sınıfta olduğu için şimdi eğitim öğretimi hiç okuyamıyor. Şimdiye kadar ben mesela diğer kız kardeşim üçüncü haftasında okuma yazmaya sökmüştü. Yarı tatile girdi. Hala harfleri tam seslerini çıkaramaz halde. Liselerde ise sınava çalışma zamanı bulabileceklerini düşünüyorum. Ve uzaktan eğitimin çoğunlukta faydalı ama işte ilkokul ve ortaokulda biraz zor geçtiğini tahmin ediyorum diyeyim. Yani ve köyde olanlar için biraz daha zor geçiyor durum. Uzaktan eğitimle ilgili ben üniversite mezunuyum ama ilkokullar, ortaokullar ya da liselilerle ilgili herhangi bir bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla EBA sistemiyle, uzaktan eğitim sistemiyle öğretmenler gayet güzel anlatıyor. Denk geldim ben, televizyonda da artık EBA kanalları var. Güzel anlatıyorlar. Öğretmenler gayet kaliteli öğretmenler bence. Gayet güzel, bana göre bir sıkıntı yok. Ülkemizin ve dünyanın şu anki bulunduğu duruma göre yapılması gereken bir şey aslında. Lakin çok eksiklikler var. Hani eksiklikler, mağduriyetler çok oluyor. Ben de öğrenciyim Kayseri Üniversitesi'nde. Yani denk geldik mağduriyetlere. Mesela bilgisayarımıza sıkıntı oluyor. Sınav esnasında elektrikler gidiyor. Okulun koyduğu kurallar çerçevesinde biz ne kadar haklı olsa da mağdur olmuş olsak da o sınava tekrar giremiyoruz. Hatta bunun yüzünden büte kalmışlığım var şu an. Genellikle girmiyorlar. Yani yeterli değil. Peki siz bir öğrenci gözünden ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya uzaktan eğitime girmek biraz şey. Normal eğitimden yani takdir edersiniz ki daha bir farklı. Sınıf ortamı yok, şey yok.
yüz yüze gelme falan yok. Bu yüzden ya açıkçası ben fazla bir şey anlamıyorum. Açılmasını açılmasını daha çok isterdim. Yani genelde girmiyorlar. Yo valla kendi yeğenlerimiz falan da giriyor da. Yani pek olumlu göremiyorum ya. Yüzde daha iyiydi yani bilgisayar olarak. Çocuk çünkü bir yanı boş kalıyor yani. Bir yandan iş yapıyor, bir yandan yani farklı oyuncaklara falan bakıyor. Yani biraz şu pandemi süreci bitse daha iyi olacak inşallah. Uzaktan eğitim şu aşamada olması gereken bir şey. Hani böyle bir salgın ortasında yapılması gereken en iyi uygulamalardan bir tanesi. Benim çocuk yok. Arkadaşların çocuklarından biliyorum. Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum veya görmüyorum ben. Çünkü yüz yüze eğitim daha sağlıklı olur. Ha, eğitim sistemimiz çok iyi. O da ayrı bir konu da. Yüzde eğitim her zaman daha iyi ama sağlık pandemiden dolayı uzaktan eğitim yapılıyor. Ama o da pek sağlıklı olmuyor anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Çocuklar sürekli dışarıda. Bu da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani pek iyi sayılmaz. Hani şöyle söyleyeyim, yüz yüze gibi değil. Mesela kafalarına göre çocuklar istediği gibi giriyor, istediği gibi çıkıyor. Öğretmen hiç umursamaz. Yani bilmiyorum, yüz yüze gibi hiçbir şey olmaz yani, hiçbir iş olmaz. Uzaktan eğitim değil, hiçbir iş olmaz. Ortalığın durumu da malum. Ya başka ne diyebilirim ki? Kızım da burada isterseniz ona da sorabilirsiniz. Peki sen nasıl buluyorsun uzaktan eğitimi? Hiç güzel bulmuyorum. Neden güzel bulmuyorsun? Okul hem daha iyiydi, hem bunda annemin dediği gibi şey, yani herkes kafasına göre girip çıkıyor, hem öğretmen de herkese yüz veriyor, herkes takdir alıyor. Yani hak etmiyor. Peki sen uzaktan eğitimde dersleri anlayabiliyor musun? Biraz anlıyorum. Çok anlayamıyorum. Uzaktan eğitim şu açıdan iyi. Evlerimizde home office çalışan insanlar vesaire olduğu zaman veya bizimle sürekli okula git gel yapmamamız açısından bir tık iyi. Ama şu açıdan kötü. Uygulamalı ders işleyen arkadaşlarımız, misal örnek veriyorum, ben müzik lisesinde okuyorum şu anda. Çaldığımız enstrümanı hani uzaktan eğitimle işlediğimiz zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz misal yanlış bir şey yaptığımız zaman uyaracak kişiler çok azınlıkta oluyor. Hocalar yine sağ olsunlar destekle çıkıyorlar. İşte örnek veriyorum, ne isteyeyim. WhatsApp üzerinden olsun, diğer sosyal mecralardan olsun bize video gönderiyorlar, bazı içerikler yapıyorlar. Yine o şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bir tık kötü olmasının sebebi şu. İnsanlar uzaktan eğitime alışıyor. Yani daha çok yatmayı seviyoruz zaten. Türk halkı olarak biraz öyle söyleyeyim, hani genelleme yapıyorum şu an. Yatmayı sevdiklerinden dolayı öğrencilerin psikolojisi vesairesi de kötü duruma düşüyor. Ben de bir öğrenci olarak şunu söylemek istiyorum. Eğitim öğretim yılı sadece öğretim yılına döndü. Ve gerçekten derslerden hiçbir şey anlamıyoruz. Sağ olsunlar öğretmenler bayağı yardımcı oluyorlar. Fakat bizim okulumuzda ve çevre okullarda gözlemlediğim kadarıyla uzaktan eğitim olmasına rağmen hala eğitime devam ediliyor. Ve gerçekten hiçbir tedbir alınmadan bu yapılıyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Ben olmasın diyorum. Okula gidecek, öğrenecek çocuk. Torun bir şey bildiği yok. Telefondan anlayamıyor. Nasıl olacak bu? Adamın iki tane milletimin okulu var, kendinin bakanın orayı çalıştırıyor. Bizim bebeler ne olacak? Torunlar ne olacak diye onu düşünüyorum ben. Ya ben çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Okuldaki kadar verim alamıyorum. Çünkü hocalar da çok istekli değil. Yani gördüğüm kadarıyla. Onlar da istediği gibi anlatamıyorlar. İstediği gibi iletişime geçemiyorlar bizimle.